Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran mübarek Ramazan ayının ilk günü coşkuyla karşılandı. Büyüklerimizin de dediği gibi nerede o eski Ramazanlar? Ramazan ayında bu yıl pandemi sebebiyle iftar sofraları misafirsiz kalırken teravihler de yapılamayacak. Bu yüzden vatandaşlar buruk ve sakin bir Ramazan ayı geçirecek. Rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı Ramazan ayının ilk orucu için sahura kalkıldı, sahur yemekleri yenildi, niyetler edildi. Ramazan ayı zaten maneviyat ayı, yani manevi olarak iyi. Ama tabi teravihe falan gidememek biraz insana üzüntü veriyor. Akşam gece kalktık, sahurumuzu yaptık. Allah'a çok şükür yemeğimizi, eriştemizi yedik, şeyimizi yedik, koşamızı içtik. Karnımızı doyurduk, sabahleyin kalktık. Namazımıza gittik derken. Ondan sonra iyi, şu güzel gidiyor, bak hakkında gidiyor. Evet, özledim bu duyguları. Ramazan'ın ilk gününde bir coşku, heyecan ilaki oldu. Zaten annemin uyandırmasıyla uyandım. Güzeldi yani. Heyecanla başladık. Birincisi, her şeyden önce her zamanki bizim halkımız olmadık zamlar koyuyor. İkincisi, pandemi. Biz yeter kadar duamızı, ibadetimizi yapamıyoruz. Evde yapıyoruz yani, yanlış anlamayın da camilere gidiyoruz. Onun arasında benim tek şikayet ettiğim konu, halkımız çok duyarsız. Maske, mesafe ve temizliğe uymuyorlar. Şimdi ben şurada birkaç yere uğradım. Esnafların hiçbirinin maskesi yok içeride. Alışveriş yeri yaptığım yerlerde. Söyleyince de kızıyorlar. Ya nefes alamıyoruz. Kardeşim biz de alamıyoruz ama ben 66 yaşında adamım, nefes alamıyorum ama yine de maskemi tek yürüsem bile takıyorum. Yani böyle. İnşallah sonu iyi olur. Ramazanımız dualarla bereketle geçer. Mümkün olduğu kadar ihtiyaç sahiplerine yardımcı olalım. Ben 2-3 yıldır çavuş oruca denk gelmemiştim. Hem güzel değil hem çok üzüldüm. Yani oruç tutmayanlar için çok üzüldüm. Gerçekten eski Konya değil. Ailemle, annemlerle, kardeşlerimle, küçük çocuklarla. İnşallah iftiharda kayınvalidemizdeyiz. Büyüklerin yanındayız. Yani Allah bir daha nasip etsin. Allah herkese nasip etsin. Allah bu mübarek virüsüme de bu virüsü başımızdan kaldırsın. Ya ilk gün birazcık tabii hüzünlüyüm. Niye? Koronavirüs daha gitmedi. Halkımız birbiriyle görüşemiyor. Bu da sorumsuz kişiler yüzünden bence. Hani 10 kişiden 5 kişi sorumsuz diyorum ben. Kınıyorum. Çok güzel, çok özel, çok güzel. Allah'ım herkese yaşasın bu duyguyu inşallah. Çok özledik. Çok özledik ama insanlarımıza buradan sesleniyorum. Ne olursun maske, mesafe lütfen uyalım. Yani yaşı yanında kuru da yanıyor. Sağlıklı kişiler onlar yüzünden hastalanıyor. Yoğun bakımlarımız dolu. Ne olur dikkat diyorum. Ramazan ayında herkese mübarek olsun inşallah. İnşallah herkesi kurtarır Rabbim bu koronavirüsten. Evet evet ama eskiki heyecan yok. Eskiki heyecan virüs nedeniyle mi, pandemi nedeniyle herhalde. Yani eski düzenler yok. Heyecan da kalmamış ama yani hiç zorlanmadık sahurda kalkarken. Ramazan'ı özledik de eski tadı yok. Covid olunca daha şey var. Yani ölenler aklımıza geliyor, eski Ramazanlar aklımıza geliyor. Tabii ki tadı yok. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te bu yıl pandemi nedeniyle sofralar misafirsiz, teravihler cemaatsiz kaldı. Ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'de buruk başladı. Ona üzüldük ama ne yaparım ki şimdi bu şey olunca, bunlar olunca olmadı ya. Tabii ki özlüyor insan da o 11 ayın debdebesinden hiç insanın aklına gelmiyor ama yaklaşınca neler kaybettiğini insan anlıyor bazen. Ya, iftarda ailelerimizi çağıramıyoruz. Yani zaten bayram da öyle geçti. Geçen bayramımız da öyle geçti. İnşallah bundan sonra çok güzel olacak her şey diye ümit ediyoruz. Ya cuma namazları gibi böyle seyrek kılsaydı daha iyi olurdu yani. Tamam şu anda Covid arttı. Yani biz de şu anda sağlıkçıyım ben. Eşim filyasyon ekibinde. Ama Covid rakamlarını biliyorum. Herkesten daha çok iyi biliyorum. Bence doğru karar. Hani gönlü isterdi ki teravihleri yapalım, kılalım ama böyle olması daha uygun bence. Vallahi paran varsa iyi geçer, paran yoksa yok. Tavura kalkmayın, para olmasa ne olduğunu bilemem ki. Bir tane yiyecek olmasa ne olacak? Vallahi gayet güzel, mutluyuz. Tabii ki iftar şey var, heyecanı var ama yani misafir gelemediğinden üzgünüz. Yapacak bir şey yok bu korona dolayısıyla.